Murat Bardakçı, biz kapattık, biz açtık. Muhafazakar camianın 1930'lu senelerden itibaren iki büyük hasreti vardı. Birincisi, 1932'de artık Türkçe okunması emredilen ezanın asırlar boyunca olduğu gibi yeniden Arapça okunması. İkincisi, 1934'te müze yapılan Ayasofya'nın tekrar cami haline getirilmesi. Devlet, tek parti döneminde Arapça ezan yasağının tatbikine şiddetli şekilde özen gösterdi. Yasağın yürürlükte olduğu 18 sene boyunca kanuna karşı çıkıp ezanı Arapça okuyan, kameti de yine Arapça getiren binlerce kişi tutuklandı ve bazıları mahkum edildiler. Baskıyı Adnan Menderes hükümeti sona erdirdi ve meclis 16 Haziran 1950'de Arapça ezan yasağını kaldırdı. Ayasofya hasreti de nihayet dün son buldu ve Ayasofya, Danıştay'ın 1934'teki Bakanlar Kurulu kararını iptal ettiğinin açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile yeniden cami haline getirildi. Muhafazakar camianın bu iki konuda çektiği azabı o çevreleri ve düşünce dünyalarını bilmeyenlerin anlayabilmeleri zordur. Talepler siyasi yahut ideolojik değildi. İçten gelen hasretlerin ifadesiydiler ve ezanın ardından Ayasofya meselesinin de halli çok uzaklarda olan ama bir gün mutlaka gerçekleşeceğine inanılan bir rüya, bir hayaldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın dün gece TV'lerde yaptığı ve hamdolsun diyerek bitirdiği konuşması, gençlik senelerinde işte bu hayalin hayata geçebilmesi temennisiyle çıkılan yolda, yıllarca mücadele verdikten sonra galip gelmenin getirdiği mutluluğun ifadesidir. Kılıç hakkı ve fetih sembolü. Ayasofya bahsinde senelerden bu yana devamlı olarak iki kavramı ısrarla yazıp söyledim. Mekanın kılıç hakkı ve fetih sembolü olduğunu. Her iki kavramı telaffuz etmem birilerini hiddetlendirdi. Kılıç hakkının İslami terminolojiye mahsus olduğundan ve başka dinlerle alakasının bulunmadığından bir haberler çıkıp kılıç hakkı neyin nesidir? Bu devirde böyle şey mi olur? İsrail, bu da benim kılıç hakkımdır deyip Mescid-i Aksa'yı sinagog yapsa verecek cevap bulamayız diye bir şeyler söyleyip durdular. Derken fetih sembolü kavramını tartıştılar ve işi döndürüp dolaştırıp Ayasofya'dan sağlanan turizm gelirine getirdiler. Dini terminolojiden ve Türklere mahsus savaş kavramlarından nasibini alamamışlarla fetih kavramını turizm gelirine bağlamakta beis görmeyen zihniyete cevap vermek gereksiz olduğu için burada Ayasofya'nın kılıç hakkı ve fetih sembolü olduğunu zevk duyarak tekrar etmekle yetiniyorum. Ayasofya'nın bundan 86 sene önce müzeye çevrilmesine Danıştay'ın kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle son verilmiş Böylelikle Fatih'in vakfiyesi de tekrar işler hale getirilmiştir ve Cumhuriyet tarihimizin en önemli hadiselerinden olan bu gelişmenin dünyaya karşı kazanılmış bir zafer olarak görülmemesi aynı şekilde önem taşımaktadır. Açık söyleyeyim, 1934'teki karara mutlaka bir sorumlu bulabilmek için komplo teorilerine dalmamız yahut paranoya krizlerine girmemiz lüzumsuzdur. Ayasofya'nın müze haline getirilmesinin ardında başka memleketlerin yahut dış mihrakların etkileri veya baskıları yoktur. Kararı Ankara kendi başına vermiştir. Dış politikada Türkiye'yi o günlerde böyle bir uygulamaya mecbur bırakacak herhangi bir gelişme mevcut değildir ve Hiçbir devlet yahut çevre bize Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasına son verin dememiştir. Ayasofya'yı 1934'te biz kapattık ve 86 sene sonra yine biz açtık. Mabedin müze haline getirilmesi memlekette o senelerde gayet şiddetli şekilde esen inkılap rüzgarlarının tatsız bir neticesiydi derken aradan uzun seneler geçti. Anlayışlar ve ideolojiler değiştiler yahut tarihe mal oldular ve Ayasofya 1934'ten önceki 481 sene boyunca kullanıldığı şekle döndü. Yani tekrar cami haline getirildi. Tekrar söyleyeyim Ayasofya'yı biz kapattık ve yine biz açtık. Bu kapanışla açılışın arasındaki 86 sene içerisinde yaşanan hicranların, ruhlara çöken hüzünlerin, tahammülüne çalışılan ızdırapların ve başa gelen bütün dertlerin sebebi başkaları değil sadece biziz.